24 ekranlarından mutlu akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Ben Furkan Kaya. Bercek programıyla bu akşam da huzurlarınızdayız. Bu akşam Türkiye'deki azınlıklar meselesini mercek altına alacağız. Biliyorsunuz özellikle Osmanlı döneminden itibaren erken Cumhuriyet döneminde azınlıklar hep bir mesele haline gelmiştir. Azınlıkların özellikle Osmanlı'nın son döneminde ve özellikle belki de Osmanlı'nın yıkılışında işte bazı faaliyetlerin içinde yer alması, kimilerini tabii ki hepsini katmak doğru olmaz. Azınlıklara karşı Türkiye'de daha doğrusu Türklerin bir ön yargı oluşturmasına sebep olduğu ifade edilir. Ve belki de işte 1878 Kanunu Esasi, Osmanlı Modernleşmesi olarak tabir ettiğimiz Islahat Fermanı 1839, daha sonra 1856 Tanzimat Fermanı gibi anayasal hareketlerde, modernleşme hareketlerinde bilhassa belki de Türkiye'de yaşayan gayrimüslimlere karşı, azınlıklara karşı daha fazla haklar verildiği, dolayısıyla da bir eşitsizlik, adaletsizlik ortaya çıktığı ifade edilir. Ama ben her zaman söylüyorum, birazdan da göreceğiz. Azınlıklar aslında çoğunluğun bir parçasıdır. Onları azınlık olarak görmemiz çok da doğru olmaz. Dolayısıyla bugün kıymetli hocamızla beraber, konunun en uzman isimlerinden olan kıymetli hocamızla beraber tarihi ve bugüne biraz ışık tutacak perspektifiyle Türkiye'deki azınlıklar meselesini değerlendirmeye başlayacağız. Şimdi size çok kısa bilgisayarlar hazırladım. Onları göstermek istiyorum. Benim arkadaşımdan rica edeceğim. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz, tabii dediğim üzere onlar aslında azınlık değil. Onlar çoğunluğun bir parçası. Şimdi buradan hareket ettiğimiz zaman tabii Türk siyasal hayatında yaşanan bazı hadiseler var. Bunlar kimi talihsiz neticeler ortaya çıkarmış, iyi niyetli olsa bile neticeleri talihsizlikle sonuçlanmış bazı olaylar var. Mesela bunlardan birincisi varlık vergisi olayı. Şimdi biliyorsunuz varlık vergisinden de bahsedeceğiz. Varlık vergisi 2. Dünya Savaşı konjonktürü içerisinde Türkiye'nin ekonomisini kısa sürede ayağa kaldırmak üzere konulan bir vergi. Ama daha çok tabii ki gayrimüslim vatandaşları etkilediği ifade edilerek gayrimüslimlere karşı, azınlıklara karşı yapılmış bir hareket olarak değerlendirilir. Ama baktığımız zaman özünde tabii sermayenin toplandığı kesimde daha çok gayrimüslim azınlıklar olduğu için de dolayısıyla onların daha çok zarar görmesi söz konusu olmuştur. Ama bu varlık vergisinden tabii ki Müslüman olan tüccarlar da bu vergiyi ödemişlerdi. Bunu da söylememiz lazım. Üçüncüsü 6-7 Eylül olayları hadisesi. Gerçekten Türk siyasal hayatında ve Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en kötü zamanlardan biri olarak görmemiz gerekiyor. Ama 6-7 Eylül hadiselerinin kesinlikle dış mihraklar ve o dönemki Demokrat Parti hükümetinin 27 Mayıs'a giden süreçteki o darbenin temel taşlarından biri olarak tertiplendiğini ve özellikle Türklerle gayrimüslimler arasında bir mesafe koymak üzere yabancı servis elemanları tarafından tertiplenen bir hadise olduğunu görmemiz gerekiyor. Ve bu da zaten dediğim üzere Demokrat Parti'ye olan, gayrimüslimlerin Demokrat Parti'ye olan teveccühün azalması için yapılan bir hadiseydi. Fakat hemen bir detay vereyim size. 1955 senesinde olmuştur bu hadiseler. 54 seçimlerinde Demokrat Parti'ye oy veren gayrimüslimler 1957 seçimlerinde 6 Eylül olaylarından 2 sene sonra Demokrat Parti'ye daha çok oy vermişlerdi. Bu detayı da size söyleyeyim. Tabii ki Kıbrıs meselesi. Zaten Kıbrıs meselesi dediğimiz zaman aslında bu 6-7 hadiselerini de direkt ilgilendiren bir durum. Çünkü rahmetli Demokrat Parti Dışişleri Bakanı Fatih Nuşu Zorlu'nun kendi çabası ve inisiyatifiyle Kıbrıs adasının tamamının Türkiye'ye kalmasını sağlayacak 1. Londra Konferansı'nın imzalanması sırasında aslında bu 6-7 Eylül hadiseleri, demek istediğim tabii ki Yunanistan Derin Devleti'nin, Yunanistan'daki özel harpçilerin tertipleyerek Türkiye'deki işbirlikçileriyle beraber Türkiye'nin Kıbrıs'taki, Kıbrıs meselesindeki elini zayıflatmaya çalışmak olarak bunu belki görebiliriz. Şimdi hemen diğer bilgisayarımıza geçelim. Evet kıymetli izleyenlerimiz, burada tabii ki kısaca özetlemeye çalışıp 1908 yılındaki aslında daha olabilecek en iyi nüfus sayımlarından biri olarak Osmanlı'nın, yani bu ikinci meşrutiyet zamanına denk gelen, burada görmüş olduğunuz üzere Müslümanların, Yunanların nüfusu oranları, Ermeniler, Bulgarlar, Yahudiler, Protestanlar ve gördüğünüz üzere bugün 15 milyon 500 civarında olan Müslüman nüfusunun yaklaşık %75'ine tekabül ettiğini, Yunanların %14'üne, Ermenilerin %5, Yahudilerin 1.2 kadar, yani 250 bin kadar Yahudi o dönemde Osmanlı topraklarında yaşadığını görüyoruz ve Ermeni milleti dediğimiz zaman da milleti sadıka, yani sadık milleti olarak da Osmanlı içerisinde bürokraside yer aldıklarını da görüyoruz. Ama ne oluyor daha sonra? İşte Hınçak ve Taşnak zihniyeti, aşırı milliyetçi Ermeniler Osmanlı Devleti'ni yıkmak üzere bazı teşebbüslerde, suikastlerde bulunuyorlar. Son görselimizi, bilgisayarımızı rica edeceğim. Evet, burada zaten 6-7 Eylül olaylarından bahsetmemiz gerekirse merkeze aldığımızda neden tertiplendiğini, işte demiş olduğum üzere zaten esas olayların merkezinde Kıbrıs meselesinin olduğunu görüyoruz. 6 Eylül'de İstanbul Ekspres gazetesinde Atatürk evinin bombalanma hadisesi bir anda manşetlere taşınıyor ve
Kamyonun arkasında toplanmış insanlar bir anda İstiklal Caddesi'ne doğru salınıyor ve bir anda tabii ki o ciddi bir kaos ve anarşi ortamıyla gayrimüslimlere ait olan evler, ibadethaneler ve dükkanlar yıkılıyor ve yağmalanıyor. Ama bunu sakın Türk milletine mal etmeyelim, çünkü bazı yerlerde sanki Türk milletinin tamamı böyleymiş gibi, böyle düşünüyormuş gibi bir havada yaratılmaya çalışılıyor. Bunlar sadece Türk milletine mal edilmek isteyenlerin, yani bu bahsetmiş olduğum istihbarat servislerinden aslında Türk milletine bu işi miras olarak bırakmaya çalıştıkları bir hadise olarak görmemiz gerekiyor. En önemli aslında gelişmelerden biri 6 Eylül akşamı, yani ortalık yangın yerine dönmüşken, İngiliz ajanı Ian Fleming'in İstiklal Caddesi'nde dolaşması ve Ian Fleming ismi de İngiltere'de meşhur James Bond karakterine ruh veren isim olarak görmemiz gerekiyor. Kendisinin o gece İstiklal Caddesi'nde dolaştığını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Halk Rumlara karşı kışkırtılıyor ve binlerce kişi organizatörlerle beraber işte bu yağmaya katılıyorlar maalesef. Şimdi hemen birkaç görselle size o 6-7 Eylül gecesinde ne olduğunu göstereyim. Tabii öncelikle bu resim çok önemli. İşte rahmetli Demokrat Parti Başbakanı lideri Adnan Menderes, hemen sağında Dışişleri Bakanı rahmetli Fatih Önüşlü Zorlu, onun yanında Karamanlis, Adnan Menderes'in solunda da Averhof'u görüyoruz. Aslında Adnan Menderes'le Karamanlis arasında bir yakınlaşma var. Zorlu'yla Averhof arasında Kıbrıs meselesinin çözümü üzerine çok önemli bir yakınlaşma var. Aslında meselenin çözülmesi yolunda da çok önemli ilerlemeler kaydediliyor. Ama liderler diplomasi dediğimiz olay işte bugünlerde de geçerli. Daha sonra bu liderlerden sonra zaten Türk-Yunan ilişkileri, Kıbrıs meselesi üzerine zaten makas iyice açılmıştı. Şimdi diğer hemen görselimizi size takdim etmek istiyorum. İşte kıymetli izleyicilerimiz, o 6 Eylül gecesi bir gayrimüslim evinin önünde toplanmış olan bu insanlar, tabii bu insanlar galeyana getiriliyor. Yani Atatürk'ün evinde bombalandı, bunu bombalayan Yunanlar, bunların arkasında Rumlar var diyerek bir anda gözü dönmüş insanlar, işte böyle galeyana getirilerek kendi komşularına, kendi kardeş gördüğü insanlara bir anda düşman haline getiriliyor. İşte bakın, bu da 7 Eylül sabahı. Aslında şu detayı da vereyim size. 6 Eylül gecesi olaylar bitiyor sevgili izleyenler. Yani 7 Eylül diyor ama 6 Eylül akşamı zaten asker olaya el koyuyor. Bu da 7 Eylül sabahı, işte tanklar İstiklal Caddesi'nde yürüyorlar. İşte burada yağma edilen evlerden dökülen bir sürü malzemeler görüyorsunuz. Gerçekten çok çok acı görüntüler. Diğer resmimizi hemen göstereyim. İşte burada yine bir gayrimüslim vatandaşa ait olan dükkanı, burada bayağı sopalarla camlarını, çerçevelerini indiren birini görüyorsunuz. Gerçekten bu da çok üzücü bir görüntü. İşte kıymetli izleyenlerimiz, Ian Fleming dediğim isim bu. İşte bu ajanın o gece 6 Eylül akşamı İstiklal Caddesi'nde dolaşarak olayları kontrol ettiğini ve zaten şunu da söyleyeyim size, ben de bu darbeler tarihini araştırmış olan bir akademisyen olarak her darbelerin arkasında tabii ki yabancı istihbarat servislerinin önemli etkisi olduğunu da görmemiz gerekiyor. Şimdi çok kıymetli hocamızla beraber Türkiye'deki azınlıklar meselesini daha detaylı bir şekilde incelemeye başlayacağız. Hocam buyurun lütfen. Hocam sizi şöyle hemen şöyle takalayayım size. Hocam biraz daha solunuza doğru gelirseniz. Evet kıymetli izleyicilerimiz, stüdyomuzda çok kıymetli bir hocamız var. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Esra Ersüer hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hocamız çok teşekkür ederim hocam. Hocamız zaten bu konudaki Türkiye'deki en yetkin hocalarımızdan biri. Dolayısıyla azınlıklar meselesini detaylı bir şekilde bu akşam inceleyeceğiz. Hocam tabii ben program başında anlatmaya çalıştım. Gerçekten üzücü olaylar. Keşke yaşanmamasını ümit ettiğimiz olaylardı. Fakat o oldu, artık gerçekleşti. Tabii hocam şimdi azınlık kavramı üzerine büyük tartışmalar var. Öncelikle bize azınlık nedir, ne demektir? İsterseniz o tanımla bir başlayalım. Daha sonra yavaş yavaş tarih meseleler üzerine incelemeye başlarız. Tarihi manada aslında azınlık kavramı bizim karşımıza 16. yüzyıl reform hareketlerinden sonra çıkıyor. Çünkü daha öncesinde özellikle antik çağda böyle bir kavramdan bahsetmek zor. Çünkü bir yurttaş kavramı var ki onlar özgür insanlar, bir de köle kavramı var. Ne zaman mutlak monarşi ortaya çıkıyor ki biz bunu 16. yüzyılda aslında tam manasıyla Fransa'da ve İspanya'da çok net görüyoruz ki, yani bilirsiniz ordunun 4. Louis'in çok önemli bir ifadesi var. L'état c'est moi, yani Fransızca ifade edebildim mi bilmiyorum ama devlet benim. Bu noktadan sonra artık burjuva
hem mutlak otoriteye karşı, yani krala karşı, hem de kiliseye karşı kendi sermayesini bir anlamda ayrı tutmak açısından birleşmek veyahut da buna karşı gelmek maksadıyla ayrılıkçı bazı hareketlerde bulunuyor. Mesela işte protestanlık bunlardan bir tanesi. Böylelikle aslında ilk olarak dinsel manada azınlık kavramı 16. yüzyıldan sonra çıkıyor. Ancak 19. yüzyılda özellikle milliyetçiliğin en çok ortaya çıktığı ve Fransız devrimi tabii çok kesinlikle şeydir. Yani Fransız devriminden sonraki aşamada 19. yüzyıl milliyetçiliğiyle ulus devlet süreçleri başlıyor ve o süreçten sonra da azınlık kavramı tam manasıyla literatüre giriyor. Yani şurada önemli bir nokta var. Avrupa'da bu konjonktür var iken, yani azınlık kavramı oluşurken, Osmanlı'da tabii ki böyle bir kavramdan bahsetmek mümkün değil. Çünkü Osmanlı'da millet sistemi üzerine kurulmuş bir yapı var ve bu yapıda Müslümanlar ve gayrimüslimler var. Bu azınlık kavramı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra bizim literatürümüzde de var olan bir kavram, ama sosyolojik olarak zaten aslında az olan. Az yani anlamına az geliyor. Anlamında. Peki hocam, şimdi tabii Osmanlı dönemindeki azınlık politikaları da önemli. İşte ben de biraz bahsetmeye çalıştım. Özellikle İslahat Fermanı, Tanzimat Fermanı gibi açılımlarla, modernleşme hareketleriyle beraber aslında bu gruplara daha fazla haklar verildi. Yani onların haklarını yükseltelim derken aslında işte çoğunlukla azınlık arasındaki o dengenin, o makasın açılmaya başlandığını ve daha sonra işte bu Osmanlı'nın yıkılış dönemlerindeki olayların tetiklendiği gibi yorumlar var. Hocam peki bu Islahat Fermanı ve Tanzimat'tan değerlendirirsek azınlık politikaları Osmanlı'da nasıldı? Sağlıklı işleyebildi mi? Bunun üstüne ne dersiniz? Gayrimüslim, evet, aslında bahsettiğiniz gibi, yani Tanzimat'tan sonra ki konuşmanızın başında da işte kanunu esasıyla birlikte yani gayrimüslimlere yeni haklar verilmeye başlandı. Fakat bu gayrimüslimlere verilen haklar özellikle dönemin konjonktürel yapısına göre belki de yanlış da kullanıldı. Yani bilhassa 19. yüzyılda Balkanlarda çıkan milliyetçilik hareketlerinin, milliyetçi anlayışın işte Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan üzerinden nerede işte Bulgar varsa orası Bulgar toprağıdır ya da nerede Yunan varsa orası Yunan toprağıdır şeklindeki bir anlayışla Osmanlı'ya sirayet etti. Fakat tabii bilhassa Tanzimat'tan sonra hani bu tür gayrimüslimlerin zararlı hareketlerin başlatılması noktasında belki bir parantez açılabilir. Çünkü bunun daha öncesi de var. Hani isyan süreçlerine baktığınız zaman her zaman işte hareketlenen, kendi bağımsızlığı ortaya koymak isteyen gayrimüslim tebaanın olduğunu görebiliyoruz. Ama tabii ki Tanzimat'tan sonra bu olanaklar biraz daha genişletildi. Peki hocam, tabii ki Osmanlı'nın son dönemi ve artık yavaş yavaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşaması, işte ulus devlet, yeni bir ulus inşa etme projesiyle beraber daha farklı bir azınlık politikası takip edildiğini görüyoruz. Tabii işte ilk isyanların başlaması, Sırp isyanı, Yunan isyanı, bunun halk üzerindeki etkisi. Ama Atatürk dönemiyle beraber de bir yani biz Yunanistan'a karşı savaşıyoruz aslında, işte Develi Muazzama'ya karşı savaşıyoruz, ama daha sonra bir dostluk dönemi başlıyor. Yani Venizelos Atatürk arasında yakınlaşma döneminin başlaması. Peki hocam, bu dönemde liderlerin, yani devletlerin yakınlaşması bu anlamda özellikle Rumlar üzerindeki görüşü halk içerisinde değiştiriyor mu? Yani azınlıklar olan bakış açısını değiştiriyor mu sizce? Şimdi aslında şöyle, bu konu çok derin bir konu. Umarım 5 dakikaya toparlayabilirim. Şöyle, Birinci Dünya Savaşı çok kanlı bir savaştı. Ve dediğiniz gibi aslında bütün dünyanın aynı kazanda kaynadığı ve sonuçlarının da, yani İkinci Dünya Savaşı'na kadar gelecek olan o süreçte Birinci Dünya Savaşı'nın sancılarının bitmediğini gösterir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yani 1918'de bittikten hemen sonra 19'da Paris Barış Konferansı kararlarıyla Anadolu'da bir işgal hareketi gerçekleştirildi ya da bunun kararı verildi. Ben bu sürece 19'da 22 sürecini Türk-Yunan Savaşı olarak bakmıyorum. Böyle değerlendirmiyorum. Ben bunu bir vekalet savaşı olarak görüyorum. Evet, biz cephede Yunan ordusuyla ve Yunan askeriyle savaştık. Ama elindeki silahlar Fransız ve İtalyan silahlarıydı ve Britanya'nın, Lloyd George'un maddi manevi desteği vardı. Dolayısıyla bu yaklaşım işte Yunan'la savaşıldığı gibi basite indirgenilebilecek bir yaklaşım olmadığından
açısından 22 sürecinde sonuç bizim için tam bir başarıdır. Çünkü dediğiniz gibi biz aslında emperyalizme karşı büyük bir birlik ve beraberlikle karşı durmuş bir milletiz. 23'teki Lozan'da da aslında bir anlamda bunu görebiliyoruz. Çünkü 23'te Lozan'a gidildiği zaman çok mu oraya atladım bilmiyorum. Buyur hocam, buyurun. Lozan'la ilgili de sorum olacak size. Evet, yani Lozan'ın şöyle bir durumu var. 1922 sürecini biz askeri olarak, yani cephe boyutunda başarıyla kapattıktan sonra siyasi boyutunda da Lozan bizim için bir başarı öyküsüdür. Yani olayı siyasi boyutta başarı görebileceğimiz tarafıdır. Özellikle de şunun altını çizmek istiyorum ben. İsmet İnönü'nün Lozan Barış Konferansı görüşmelerinde Lord Curzon'dan sonra işte kürsüye çıkıp haklarını, yani bizim artık eski sizin karşınızda işte kafasına vurun, ekmeğini alın babı Ali yok. Biz artık Ankara hükümetiyiz ve bizim de isteklerimiz ve direktiflerimiz doğrultusunda belli kararların alınması gerekir iradesi çok önemli bir irade. Evet. Diğer taraftan tabii ki azınlık meselesi işte burada sorun olarak başlayacak ve önemli devam edecek. Önemli meselelerden biri zaten. Evet. Hocam, çünkü tabii ki Lozan'da sadece tek konu azınlıklar değildi. Kapitülasyonlar vardı. Duyun-u Umumiye'nin travmatik mübadele meselesi var. Evet, yani birçok konunun içerisinde azınlıklar da önemli bir mesele. Çünkü Anadolu topraklarında çok ciddi bir savaş oldu. Ve Anadolu halkı savaşı tabiri caizse iliklerine kadar yaşadı. Yunan ordusunun zaten hınçlı bir şekilde burada varlık göstermesi, çekilirken iki kat hınçla sonuçlanarak yakarak ve sadece insan değil, önlerine ne çıkıyorsa yok etme görüşüyle ya da bu politikayla ya da bu hınçla geri çekilmeye başladılar İzmir'e doğru. Dolayısıyla Anadolu'daki halkın bu mezalimi görüp ve tabii ki işbirlikçilerini de görüp, burada bir parantez açmak istiyorum. Lozan'da mübadelede tabii ki Ortodoksların gitmesi kararlaştırıldı ama istisnaları da vardı. Mesela işte Kuvayi Milliye ordusuna yardım eden, düşmanla işbirliği içerisinde olmayan, az sayıda da olsa o azınlık grubu burada kaldı. İstanbul Rumları kaldı değil mi hocam? İstanbul Rumları ve tabii ki Gökçeada ve Bozcaada. Ancak yani hepsinin düşmanla işbirliği içinde olmadığını i̇şte da hocam, yani söylemek için parantez açtım. Sayıca az olabilirler ama hani hiç yok değiller, onu söyleyeyim. Bu noktada azınlıkların hem kendi yaşamlarını artık burada doğru düzgün sürdürebilme ihtimallerinin olmaması, hem de o dönemde tabii ki şu var, artık yeni bir Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve ulus devlet olarak kurulmuş. Ulus devletin de milli şuur ve milli bilinç üzerinden bir ideolojisi oluşturulmuş ve bu özellikle Fransız aydınlanmacıların izinden giderek oluşturulan bir ideoloji. Bu noktada tabii ki homojen bir yapılanma o dönemin ideolojik konjonktürü içerisinde yer edinmiş bir ayrıntıydı. Doğal olarak azınlık meselesi aslında Lozan'la birlikte başlayıp çözüme kavuşturulduğu düşünülen ama daha sonra tekrar belli noktalarda sıkıntıları olan evet. bir konu. Şimdi hocam zaten o dönem, daha doğrusu Osmanlı'nın son döneminde mesela işte bu 20. yüzyılın başında ve 19. yüzyıl içerisinde bu Galata bankerleri meselesi var. Hı. Bu Osmanlı Bankası'nın kuruluşu zamanında evet. işte İngiliz Fransız sermayesinin getirilmesi, Duyun-u Umumiye'nin 1881'de kurulması ve paranın aslında gayrimüslimlerin, azınlıkların elinde bulunması, Türklerin cepheye gitmesi, işte şehit olmaları, yani kaybın Türkler tarafında olması ama işte tırnak içerisinde rahat yaşayanlar da onlar olması sebebiyle bir kopukluk başlıyor. Yani hı hı. bu denge aslında çok fazla tutturulamıyor. Hı hı. Lozan'daki görüşmelerde de aslında bu biraz denge sağlanmaya çalışılıyor. Bence bilmiyorum ne dersiniz ama yani bu meseleyi de böyle görmek belki doğru olabilir. Hocam peki... Şimdi aslında şöyle film vardı, o da aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir Tutam Baharat diye bir film vardı, hatırlarsınız belki evet. hocam. İşte o mübadele zamanında Yunanistan'dan gelenlere işte Yunan tohumu, Türk tohumu, hı hı. buradan giden Yunan tohumu şeklinde bir türlü bir özümseyememe, benimseyememe durumu vardı. Fakat hocam bu önyargı yavaş yavaş yıkılacakken, belki de toparlayacakken bir varlık vergisi olayı ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani tabii 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, o dönemin şartları, hepsi bunları değerlendirmek gerekiyor ama hı hı. hocam varlık vergisinin çıkmış olması...
Tabii öncelikle bu neydi? Türk ekonomisini ayağa kaldırmak, vergilendirmeyi hızlandırarak daha çok gelir edebilmek, elde edebilmek. Ama tabii evraklara baktığımız zaman en çok sermaye para gayrimüslimler, azınlıklarda olduğu için maalesef onlar bundan en çok zararı görmüş oluyorlar. Bu süreci nasıl değerlendirirsiniz hocam? Dotum olarak geldim çünkü önemli bir konu. Evet. Özellikle dijital platformlarda çok fazlasıyla gündem olan bir konu. Onu da söylemek lazım. Evet, ama tabii şu var, onu da söyleyeyim. Şimdi siz eğer merceğinizin büyütecini doğru ayarlamazsanız o resim bulanık ve doğru yansıtmaz. Odaklamanız yanlış olur. Evet, yani bazı şeyleri doğru odaklamakta fayda var. Bu noktada 2012 yılında Milliyet Gazetesi'nde Şabat Sevin'in, bir iş adamı kendisi, bir röportajı var ve orada çok doğru ve çok da hoş bir cümle kullanmış. Sormuşlar, varlık vergisiyle ilgili devlete bir küskünlüğünüz var mı diye. O da şöyle söylemiş: varlık vergisini affettim çünkü İnönü bizi Hitler'den kurtardı. Şimdi bu çok önemli bir kilit kelime bence. Neden? Ben tarihi sadece bir vaka üzerinde ve onun etrafında dönmekle anlatamam. Neden sonuç ilişkisidir tarih ve bunun içinde bir önceki, yani ardıllarına da çok iyi bakmak, öncesine sonrasını kesinlikle bakmamız lazım. Tabii ki dönemin konjonktürüne de çok iyi bakmak gerekiyor. Şimdi burada çıkış noktası, varlık vergisi aşağı yukarı 42'den 44'e kadar sürmüş. Evet. Ama ben sizi 29'a götüreceğim. Yani 1929 büyük nedir? Buhran. Evet, büyük buhran, yani büyük depresyon. Şimdi Amerika'da başlayan bu büyük ekonomik kriz daha sonra Türkiye ve Avrupa'da dahil olmak üzere birçok yere sirayet etti. Bu aslında bir sonraki aşamasında İkinci Dünya Savaşı'nı da tetikleyen etmenlerden bir tanesi. Çünkü ekonomi darboğaza girdiği zaman daha çok totaliter ve otoriter rejimlerin çıktığını tarihin her döneminde görüyoruz. Doğru dönemde gördük zaten. Aynen. Ve bu noktada 1929'un buhranı Türkiye'de de kendisini hissettirmiş bir buhran. Şimdi 1929 da önemli bir tarih. Neden? 1923'te kurulmuş bir Türkiye Cumhuriyeti var. Devletçilik politikası üzerine kurulmuş bu, yani liberal ekonomi konusundaki aslında başarısızlığı görüp devletçilik üzerinden bir siyaset sıfırdan ve ekonomi inşa ediyoruz hocam. Kesinlikle. Evet. 1923'te İzmir İktisat Kongresi bu yüzden toplandı. Ama amaç şu: milli şuur, milli birlik, milli lisan ama milli ekonomi. Milli ekonomi. Çünkü Atatürk milliyetçiliği, bugün milliyetçilik kelimesine Türkiye patriot bir mana da verir ama yurt dışında milliyetçilik dendiği zaman bu nasyonalist ifadeyle, işte nationalism ile. Bizdeki ırkı değil. Aynen, ırkı değil. Bu yüzden de Atatürk milliyetçiliği vatanperverlikle bir tutulan ve kültür, lisan ve tarih birliği içerisinde Türk varlığını ortaya koyan ve buna sahiplenen bir anlayış. Yani bir ırki üstünlük söz konusu kesinlikle değil. Ki biz bunu İkinci Dünya Savaşı öncesinde Japonya'nın tanrısal ırk olarak gördüğü bir zihniyetle kıyaslayamayız bile. Ki Hitler ve Mussolini de buna örnektir. Bunun yansımalarının 1935'te özellikle Ahmet Hamdi Başar'ın Gazi Bana Kızmış adlı bir biyografi eserinde Anadolu'daki bütün bölgelerde bu krizin çok yoğun hissedildiğini ve bu yüzden de aslında çabanın, yani o dönem Gazi olarak ifade edilen Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yapılması gereken her konunun ne olduğu konusunda ciddi kafa yorduğunu anılarında anlatıyor. Ancak dünya konjonktüründe de bu olay işte 30'lu yıllara, yani 39'a kadar savaşa, süreç içerisinde arifesinde artık yavaş yavaş tam tamını çaldığı dönem. Aynen. Çünkü totaliter ve otoriter rejimlerin çok yükselişte olduğu bir dönemin kapısı açılıyor. Bu tabii ki sadece ekonomi olarak düşünmeyin. Hani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Versay Anlaşması'nın travmatik yönünün Almanya'yı çok etkilemesi ve bu noktada Hitler'i ortaya çıkarması, İtalya'da Mussolini'yi ortaya çıkarması bir tesadüf değil. Frankos, 39'da Polonya işgaliyle, Almanya'nın Polonya işgaliyle başlayan İkinci Dünya Savaşı'nın bulaşmayan tarafı Türkiye, ne olursa olsun hem çok siyasi hem de ekonomik olarak etkilenmedi diyemeyiz. Belki hocam şimdi o dönemde tabii biliyorsunuz biz Almanya bakış açımız Versay Anlaşması'nı Serv Anlaşması'na benzetiyoruz. Serv Anlaşması da Türkiye'yi paramparça etmek. Aslında ülke diye bir şey ortada bırakmamak, ordusunu almak, parasına el koymak, tam anlamıyla bir devlet ayakta tutan o bacakları söküp almaktı. Hı hı.
Versay Anlaşması da keza Almanları aynı şekilde Kesinlikle. Bir duruma mahkum evet. etti. Bu sefer Hitler bunlara karşı ortaya çıkınca bizde de bir sempati uyanıyor. Yani şöyle biz o gözle bakıyoruz ilk başta tabii ki ilk başta 33'ten itibaren. Ama olayın rengi yavaş yavaş değişince tabii savaşla patlak verince ama tabii Türkiye'nin o dönemde bir bekle gör politikası da var hocam. Şimdi Hı-hı. Almanya işte ilerliyor zaten biliyorsunuz neredeyse Avrupa'nın tamamını ele geçiriyor. Hı-hı. İşte neredeyse Stalingrad'a kadar neredeyse evet. Kadar olay devam ediyor. O döneme kadar hocam biraz da hani o politikaların yansıması olarak varlık vergisinin çıkarıldığını yani bu nasyonalizmden hareketle sermayenin Türkleştirilmesi bir Türkleştirme serüveni olarak aslında bu adlandırılıyor. Hı-hı. Şimdi ben bunu bir şey demek de yanlış gibi geliyor hocam. Çünkü Hı-hı. konjonktürel bak siz de çok güzel evet. ifade ettiniz. Hocam onu nasıl bir ışık tutarsınız? Nasıl bir mercek tutarsınız? Yani Türkiye'nin yani İsmet İnönü ve Şükrü Saraçoğlu Başbakanlığındaki Türkiye'nin neden bir varlık vergisi ihtiyacı olduğu yapılması gerekli miydi? Yoksa hı hı. ne umduk ne bulduk gibi bir durum mu oluştu? Şimdi varlık vergisini savunmak konusunda bir şeyim yok. Hani bir beyanım olmaz. Ama o dönem yani ben bir şeyi savunsam da savunmasam da gerçekler değişmez. Yani tarih benim öznel bakış açımla da yargılanacak bir aralık değil. Fakat şu var. Varlık vergisi konusunda vur abalıya kısmını da kabul etmiyorum. Evet. Çünkü neden? Varlık vergisi sadece gayrimüslimlere çıkarılmış bir vergi değil. Müslümanlar da ödedi o vergiyi ama tabii ki şimdi bana diyecekler ki yani %5'le %400'leri bir mi tutuyorsun? Hayır ama bu vergi o dönemde özellikle 2. Dünya Savaşı'nın sıkışmış siyasetinde ve ekonomisinde ve Türkiye'ye yansımasında bir gereklilik olarak düşünülebilir. Çünkü sermayenin ana kaynağını gayrimüslimlerin ve daha sonra azınlıkların elinde olmasından dolayı Türkleştirme politikasının da bir getirisi olarak el değiştirmesi kararı var. Bunu biliyoruz. Çünkü o dönemde Şükrü Saraçoğlu'nun 1942 yılındaki ifadesi de bize bunu gösteriyor. Yani Şükrü Saraçoğlu verdiği beyanatında biz diyor Türk'üz, Türk soyuyuz ve bu yüzden de ekonomimizin de Türk olmasını istiyoruz. Bunu yani ifade ediyor zaten. Evet, yani bunu ifade ediyor. Şimdi bu noktada bir de Avrupa'da Hitler zulmünden kaçanların, Yahudilerin... Strauma faciası evet, var. Evet, yani Türkiye'ye sığınması var. Bunların istihdam edilmesi var. Bunların hepsi ekonomik bir külfettir. Diğer taraftan İkinci Dünya Savaşı'ndaki o atmosferin... Yani bir kere savaş var her şeyden önce. Dünya ekonomisinden tutun, Türkiye ekonomisine kadar birçok darboğaz yarattığı bir gerçek. 1 milyon askerimiz silah altında, onların evet, beslenmesi aynen, meselesi aynen, var. Aynen, aynen. Siz çok güzel ifade ettiniz. Ben bunu unutmuştum. Şimdi bunların hepsi ekonomi demek. Efendim? Bunların hepsi para demek. O noktada ben olaya bütün detaylarıyla bakılıp karar verilmesi tarafındayım. Doğru. Yani bu işin hem ekonomik tarafı var hem o dönem konjonktürel olarak, ideolojik olarak dünya ekseniyle yansımış olan bir ideoloji değişkenliği var. Yani Türklük politikasının yoğun olduğu bir dönem. Yani sonuçta varlık vergisinin sadece bir kısma ceza kesmek gibi gösterilmesini doğru bulmuyorum. Tabii. Mesela onunla ilgili Salkım Alam'ın Taneleri mesela film en bilindik oradaki durumu, Aşkale'deki durumu anlatan ki Aşkale'de gönderilen bazı azınlıklar da oradaki Türklere para vererek kendi yerlerine inşaatlarda çalıştırıldı. O demir yolu yapımı çalışıldı ifade eder, edilir. Şimdi hocam peki yavaş yavaş tabii 6 Eylül meselesine de gelmek istiyorum. Zamanımız azalıyor. Evet. Keşke bunları travmayı da değerlendirebilsek keşke evet, bunlar çok önemli. Ama şunu söyleyeyim. Önde gelen Yahudi ailelerin bir kısmı ve tarihçiler, Toynbee gibi, Türklerin varlık vergisini çok fazla kafanıza takmayın. Onlar sizi büyük bir faciadan, siz demiş olduğunuz gibi, kurtardı. Hani o soykırımdan kurtardı, kapılarını evet. açtı. Peki hocam, 1950 Demokrat Parti iktidara geldikten sonra zaten bu varlık vergisinin diyeti de biraz ödeniyor. Yani gayrimüslimlere daha çok haklar veriliyor, ticarette daha fazla kolaylıklar sağlanıyor. Bu anlamda, peki hocam, o 1955 kırılma noktası. Şimdi Kıbrıs meselesi önemli. Türkiye'nin bir Kıbrıs politikası var. Ve Kıbrıs'ın tamamını Lozan Anlaşması'na göre Fatih Bey'in politikasıyla Türkiye kalması söz konusu. 1. Londra Konferansı'nda 5 Eylül tarihinde Londra Konferansı'na ara veriliyor. 6 Eylül'de böyle hadiseler yaşanıyor. Hocam bu gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani 50'den itibaren 55'te ve o kırılma anı Kıbrıs meselesinde Rumların kullanılarak
Türkiye'nin de hem böyle bir girdabın içine sokulması hem de Kıbrıs'ın elinin zayıflatılması olarak görüyor musunuz? Azınlık meselesini böyle bir koz olarak kullandıklarını daha doğrusu. Aslında baktığınız zaman 50'de Demokrat Parti 46'da kuruldu. Tabii 46. Siz bu konunun uzmanısınız. Düzeltin eğer hatam varsa. 50'de de tek başına iktidara evet, geldi. Yani çok partinin hayata geçiş sürecinin aslında bir sembolüdür değil mi? Beyaz devrim deniliyor. Evet. Şimdi bu noktada 1950'de 51'de tarafsız bir Demokrat Parti var. Yani Kıbrıs bizim konumuz değil. O İngiltere'nin. Kıbrıs'ta bir meselemiz yoktur diyor aynen, zaten. Bu şekilde Fuat söylüyor. Köprü. Daha sonra ne oluyor da ne değişiyor da 55'lerde politikasını değiştiriyor. Ben bunu iki okuma üzerinden yapacağım. Konunun dediğim gibi uzmanı siz olduğunuz için lütfen ya beni tamamlayın ya da düzeltin. Bunun birinci nedeni EOKA'nın tabii ki terör örgütü olarak Kıbrıs'taki Türklere yapmış olduğu katliam. Bu katliam, bu etnik temizlik özellikle işte Kıbrıs'ın helalleştirilmesi boyutunda çok da acımasızca. Megali Enesis, bunlar sizin hocam. Enosis, çok aynen. Megali İdea'nın 1955'te ya da 50'lerde format atmış ismidir. Yani Enosis hep var. O zaman Megali İdea demiyorlar ama Enosis diyorlar. Şimdi Enosis zaten birleşmek demek. Ada sadece 50'lerde de birleşmek istemedi. Balkan Savaşları'nda da bu vardı. Ondan önce de yani Girit konusunda mesela Girit bağımsızlığını aldı Balkan Savaşları'ndan sonra ve ondan sonra da Kıbrıs'ın bağımsızlığı ve Enosis talepleri devam etti. Yaklaşık olarak 1912'den sonra sürekli Kıbrıs'ın bağımsızlığı ve Enosis talepleri 50'lerde tekrar gün yüzüne çıktı ve daha şiddetli ve bence çok daha kanlı. Şimdi bu noktada Demokrat Parti aynı zamanda kendi iç siyasetinde ve iç dinamiklerinde de belli kayıpları ve ekonomik sıkıntıları yaşadığı için yönünü bir anlamda bu meseleye daha fazla verdi diye düşünüyorum ben. 1950'lerdeki süreç Makarios'un özellikle varlığı ve adadaki evet başpiskopos Makarios'un oradaki varlığı ve eylemleri tabii Yunanistan'ın da buna tarafsız kalmaması neticesinde alevlenen bir ortam söz konusu. Ama şunu da ifade edeyim. 1952'ye kadar biliyorsunuz biz NATO'ya üye ülkelerden biri Yunanistan, biri Türkiye'ydi. Ve Güneydoğu Kanada'nın en önemli iki ülkesi olarak bizi kesinlikle aldılar. Yani 52'ye kadar zaten Kıbrıs meselesi Türkiye'nin gündemine yer etmiş bir mesele değildi. Ondan önce Balkan andantı var. Tabii, yani tamam. Bu konuda Yunanistan'la bir birliktelik var. Ondan Atatürk önce dostluk anlaşması var. Tabii. Yani hani biz Kıbrıs meselesinden sonra iki ülke birbirlerini yine dolaylı çatışma olarak çünkü Türk-Yunan ilişkilerinde yaklaşık olarak tekrarlanan çatışmalar içerisinde 15 çatışma var. Bu konuda isim verebilmek bilmiyorum uygun mu olur. Fuat Aksu hocamızın çok güzel çalışmaları var. Ben de çok yararlanıyorum hocamızdan. Hocamızın çok güzel konuyla ilgili yaptığı araştırmalarda doğrudan ve dolaylı olarak 15 krizden bahsediyor. Bizim Türkiye ve Yunanistan'ı birbirine düşürebilecek işte dolaylı krizlerden bir tanesi de Kıbrıs meselesi. Kıbrıs meselesi de 50'lerden sonra işte sonra biliyorsunuz 63 ve 74 zirve noktasına ulaşıyor ve Yunanistan'la ilişkilerimizi bozan bir sürece giriyoruz. Hocam şimdi tabii bu dijital platformdaki o meşhur dizi izleyenlerimiz tahmin edeceklerdir. Orada özellikle son bölümlerde bu 6 Eylül hadiselerinde azınlıklara karşı işte Türklerin galyana gelerek cam çerçeve indirmeleri, dükkanlarını basmaları işte çok vahşet durumu ortaya çıkıyor. Şimdi burada biraz fazla abartı da hocam. Bunlar diziler çok önemli. Artık dediğim kamu diplomasi çok önemli kültür. Bir yöntem. Popüler kültür. Dolayısıyla orada verilecek yanlış mesajlar olayı çok farklı yerlere götürür. Kesinlikle. Sanki Türklerin bakış açısı bu şekilde gibi. Ben hocam Büyükada'lı sayılırım. Çok eski yıllardan Büyükada'da şeyler, hem çok iyi dostluklarımız var hem... Hocam benim gördüğüm öyle Rumlar, öyle Ermeniler veya öyle... Gerçekten Türk milliyetçisi, vatanını, milletini seven insanlar. Ama onları ki toprağı bol olsun Fenerbahçeli Lefter'in o dönem büyüklerim anlatır. Evi işaretleniyor. Onu dövmeye kalkıyorlar. 6 Eylül hadiselerine. Bunlar çok acı olaylar hocam. Şimdi burada tabii ki o algının yaratılması yani devletle bu azınlıklar dediğimiz grupların arasında mesafe konması ve siz bu topraklara ait değilsiniz. Halbuki hayır. Binlerce yıldır bu toprakları yaşayan bir gerçek var ve bu toprağın insanlarıyız, filizleriyiz hepimiz. Şimdi hocam son dakikada giriyoruz ama nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Bu tip dizilerde
veya işte filmlerde, belgesellerde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Neler, neler yapılması gerekiyor hocam? Tavsiyeleriniz olur mu? Estağfurullah. Benim tavsiyem değil ama görüşlerim şu yönde tabii, olacaktır. Tabii. Şimdi ben akademik bir tarihçi olarak, yazıp çizen biri olarak sizin gibi makalelerimi herhangi bir vatandaşa ulaştıramam. Çünkü ilgisini çekmeyecektir. Doğal olarak beni değil okumayacaktır. Hocam? Yazılan makaleler kesinlikle. Hani biz bizi okuyoruz. Evet. Popüler tarihçilik işte bu noktada devreye giriyor. Halka ulaşabilecek en güçlü araç. Ve popüler tarihçilik eğer yanlış ellerde halka ulaşırsa o bir silah. Bir atom bombası etkisi yaratıyor. Evet, hocam. Neyi göstermek isterseniz onu gösterirsiniz. Ve yani bunu sosyal medya deyin, medya deyin, dijital platformlar deyin hiç fark etmiyor. Bu konuda benim belki şu görüşüm olabilir. 6-7 Eylül olaylarını savunacak değiliz. 6-7 Eylül olayları insani olarak kabul edilebilecek şeyler değil. Fakat 6-7 Eylül olaylarını bizzat yaşayan mesela Mine Urgan'ın anılarında ben mesela bir şeyi çok bir dinozorun anılarında ve onun bir beyanatında mesela çok dikkatimi çekmişti. Kahrolsun Makaryos şeklinde dedi. Dolaşıyorlar ama oraya gelen büyük çoğunluk neden geldi, niye geldi, ne yapıyoruz bilincinde değiller. Belki Makaryos kim bilmiyor. Makaryos bilmedikleri gibi burada isim vermek zorunda kalacağım. Yoksa şey değil hani reklam gibi düşünülmesin. Anlamadığı için Kahrolsun Migros diye dolaşıyorlarmış. Yani olayın farkında değiller. Olayın ne anlama ne geldiğini. Ne olduğunu bilmiyorlar aslında. Evet farkında değiller. Bu noktada olayın tabii ki savunuculuğunu yapacak değiliz. Ama bu olayı sadece Türkler üzerinden bir okuma olarak göstermek hem haksızlıktır hem de vicdani bir meseledir. Kesinlikle. Yani tabii ki tarihin bütün ülkelerde doğruları, yanlışları, eğrileri, hataları vardır. Biz bunu zaten bu hataları savunuyoruz. Hocam tarihçiler buluşsun belgeler kesinlikle üzerinden. Bu Ermeni mesela sözde soykırımı savunanlar biliyorsunuz. Onlara evet çıktığımız zaman gelin oturalım bir masada tartışalım ama kaçıyorlar. Evet. Neden? Çünkü o dönemden ellerindeki büyük kozlardan biri Osmanlı Ermenileri tırnak içerisinde katletti, soykırım uğrattı gibi bir algıyla işte 100 senedir. Diaspora ağzıyla ancak bu kadar evet, olabiliyor. Evet. Biz bu konuda yani dediğim gibi bizim milli sınırlarımız içerisinde tabii ki tarihimizde Osmanlı, Selçuklu hiç fark etmez Cumhuriyet sahip çıkan ve bunu bilen insanlarız. Ama dediğim gibi programınızın adı da mercek. Evet. Yani merceği nereye tuttuğunuzun da çok büyük bir önemi var. Üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek orayı ama psikolojik halde bence lazım hocam çok güzel bir söz vardı. Eğer iyi kullanılması bilinirse psikolojinin tersanelerinde atom bombasından daha etkili silahlar üretilebilir. Kesinlikle. Bu çok önemli bir söz hocam. Dolayısıyla aynen bu algıyı da bence bu anlamda kırmak gerekiyor ki popüler kültürde de işte dizilerde olsun, filmlerde olsun olayı doğru bir şekilde aktarmak. Yani bir tarafı suçlamak değil de hani olaylar bu şekilde gerçekleşti. İşte keşke olmasaydı. Tıpkı sağ sol olayları gibi hocam. Tıpkı işte ne yaptılar? PKK terör örgütüyle Kürt vatandaşlarımızı bir araya getirerek Kürt sorunu üzerinden bir PKK terör sorunu bir araya getirme. Ama ne oldu bugün? Artık Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimiz bu konuda aradaki mesafeyi gördüler ve gerçeği de hissediyorlar hocam. Bu manada bunlar hani akşamdan sabah olacak şeyler de değil. Değil. Bir de bir parantez evet açayım Furkan hocam. Her zaman bir istisna vardır. İstisnalar vardır. 6-7 Eylül olaylarında komşularını saklayan Türkler de vardır. Evet. Yani evet. Bu olsun son sözüm. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten şeref verdiniz. Estağfurullah. Hoşçak doktor Esra Özsever hocam bizlerle sağ beraber. Teşekkür sağ olun ederim. Hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet kıymetli izleyicilerimiz, doçent doktor Esra Özsever hocamızla gerçekten önemli bir konuya mercek altına aldık. Ben bu ülkemizi, bu kadim toprakları, bu bereketli toprakları bir aşureye benzetiyorum. Nasıl ki aşurenin içerisinde işte üzümüdür, nohutudur, efendim birçok malzeme bir araya gelerek farklı lezzetler, yani farklı tatlarla çok çok güzel bir lezzet ortaya çıkarıyorsak, işte bu toprağın gerçeği de bu. Dolayısıyla tarihimizi iyi anlayalım, iyi özümseyelim ve gelecekte benzer hatalara düşmeyelim. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki mercek programında buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın.